Selam aleyküm. Yakup abi hoş geldin. Aleyküm selam, hoş bulduk Cesim. Nasılsın abi, iyisin? Sağ ol, sen nasılsın? Çok şükür biz de iyiyiz. Ben de hoş geldin. Bugün Yakup abi çadırımıza gelmiş. Bursa Gece Kurban Pazarına gelmiş. Bugün buradaki kurbanlıklarımızı size göstereceğiz. Tanıtmış olacağız. Nerenin malları, nereden gelmiş. Fiyatları hakkında konuşma yapacağız, bilgilendireceğiz. İnşallah bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirler. Yakup abi buradan başlayalım abi. En baştakiler. Şimdi bu taraftakiler dügedir. Bu dügelerin de 5 kişilik, 6 kişilik dügelerdir. Yani fiyatları da ortalama hemen hemen aynı ayarlarda. Bunun kaç kilo bunlar? Bunlar 450 kilo. Bunlar 5-6 tanesi hemen hemen aynı ayarlarda. Aynen, aynı. Bunlara biz abi fiyat konusunda 14,5 diyoruz. 14,5. Pazarlık paylarımız vardır. Hayvana da çok güzel hayvanlar, çok etli hayvanlardır. Bu temiz hayvanlar. Kesim nasıl olacak? Senin çiftlik yerin var. Çiftlik yerimiz var. Orada kötürük kesmeyi düşünüyoruz biz. Ha, kesimi de orada yapacaksın. Alıp gidecekler. Aynen. Arife günü yükleyip, Arife akşamından yükleyip çiftliğe götürüp orada kesmeyi düşünüyoruz. Düşüncemiz böyle, planımız. Allah nasip ederse öyle olacak inşallah. Dediğim gibi abi mallarımız Erzurum malıdır bu arada. Erzurum'da yayılmış olan mallardır. Yayılım görmüş mallardır. Şöyle gösterelim abim. Bu da mı aynı kiloda? Bunlar evet abi. Şimdi kiloları hemen hemen aynı. 400-450. 450, 430, 460 ayarlarında. O arada. Aynen. Bunlar aynı yani, hemen hemen aynı ayarlarda. Belli öyle zaten boylarından. Evet, boylarından aynı. Bu biraz daha diktir. Bazıları biraz daha tabii. Bazıları biraz daha uzun olabiliyor, yüksek olabiliyor ama hemen hemen yani 10 kilo, 20 kilo oynayabiliyor. Bu oturan bu yatanlar. Bunları da kaldıralım mı yoksa? Dursun öyle, o şekilde zaten. He. Yani görmüş olur arkadaşlar. Ne? Kalk bakalım. Hadi. Kalk kızım. Hadi, hadi Celal. Keyfini bozmuyoruz. Dün yeni gece geldiler. Malları indirdik. Mallar yerlerine alışmamış. Yorgunlar bir de. Akşam doğru dürüst yatmadılar. Çünkü mallar yeni olduğu için yerleri değişti normalinde. Birbirlerine ortalama aynı kadar öyle. Kavga ediyorlar biraz. Biraz etsinler, alıştılar. Aynen aynen abi. Bu ne kadar fiyatı? Bu da 14.300 abi bunun fiyatı. 14.300. Evet. Yani pazarlık payı var yine. Pazarlık payları var tabi canım. Pazarlık sünnet. Kilo olarak? Efendim abi? Kilosu? 420 kilo, 420. Ben tahmini kilo koyuyorum abi. Ha. Alsın 410, evet. 420. 410, 420. Çünkü burada yaklaşık 13 tane var bu ayarlarda hemen hemen kiloları. 20 kilo, 10 kilo, 15 kilo oynayabiliyor çünkü. Bu da aynı herhalde. 400. Bu da aynı. Belki bu biraz ondan farklı ağır olabilir. Bu biraz ayaklıdır. Bu da biraz şeydir. Yattığından fazla görünür. Kaldırmak lazım. Kaldırma ya. Biraz yatsınlar. Kaldırma ya. Zaten yeni yorgun hepsi. Peki buna kaç diyorsun? Buna 14,5 diyorum abi. 14,5. Evet. Bu da yani 430 falan gelir diyorsun. Yani. Aynen öyle abi. Zaten daha önce sizinle röportaj yapmıştık çiftlikte. Çiftlikte yeni olduğumuz için bir sene biraz müşterimiz yeri bilmiyordu. Yani Görükle'den ileride zaten. Görükle'den ileri, aynen Görükle'den bir 5-10 dakikalık bir mesafede yerimiz. Hem yerimizi tanıtmış olmuş oluruz, hem de mallarımızı kesmiş oluruz orada. Tamam, mal kesim orada olacak nasıl olsa. Aynen. Hani kesime de para verilmeyecekler. Aynen öyle. 4'e 5'e bölünecek. 4, 5, 6 parçalara bölünecek. Aynen. Taşınabilir olacak. Aynen öyle. Peki bu? Bu da çok güzel bir dükemiz. O da onlardan eksik değil. Hemen hemen aynı ayarlarda. Yani 400, evet. 420 o arada. Aynen aynen. 425 kilo. Belki 430 da olabilir. Bu 3, 4'e hemen hemen aynı ayarlarda. Değerleri bu taraf biraz daha düşük kiloları. Evet.
Orayı da ayrı çekelim. Bunlar, orayı da ayrı çekelim. Bunların fiyatları? Bunlar da 13.900, 13.800. Ondan sonra abime söyledim. Şunu gösterelim abi. 14.000 diyoruz. 14.000 bu. Aynen. Fazla payımız var bizim. Yani fiyatımızda her zaman fazla payı bulunmaktadır. Aynen, her zaman. Erzurum malı bu arada. Onu da söyleyelim. Yani yayılmış mallar, yayla malı. Yayla malı hayvanı genelde daha çok tutuluyor. Çünkü geziyor bu hayvanlarımız. Evet. İçeride olmadığından. Aynen. Tabii içeride olmadığından kurbana yakın olduğu zamandan içeri alıyoruz. Çünkü kendi toparlıyor yeme, suyu aslamana alışıyor o dönem içerisinde. Değişiyor öyle yapım alıyoruz. Peki bu yakın. Bu yatan biraz daha düşük bunlar. Şöyle 400 kilo falan. 400 kilo var bunlar. 390 kilo, 400 kilo var. Bunlar fiyatlar tek tek. Bunlar 13.800 diyoruz abi. 13.800. Bu yatan. Sırayla mesela 13.750. 13.750. Bu da aynı. Bu belki biraz daha etli olabilir. Fiyat da 13.800, 13.700. Aynen öyle. Göster abi şöyle. O da aynı ya. O yatanda. Hemen hemen aynı zaten aylarda. Çünkü sıralama yaptığımız için evet. Kademe kademe düşüyor mesela kiloları. Ona göre değişiyor. 13.800, 400-410 kilo falan. 410 kilo olabilir. 400-410 olabilir. 410-415, 390. Ortalama o aralarda. Bu aralarda hani söylediğimiz kiloda belki 5-10-15 kilolar değişebilir. Bu net kilo değil çünkü tartılmadığı için net söylemiyoruz. Bu var, bu 410 kilo abi. Bu 410. Tahmini belki biraz daha fazla gelebilir. Bunun fiyatı da 14.300 abi. 14.300. Evet. Çok güzel. Bir tane ineğimiz var ayakta abi. Bu biraz daha kabadır. Ben buna da 500 kilo diyorum abi. Benim tahminim belki daha fazla gelebilir. Aynen. Şimdi inek malı biraz fiyatı daha düşük oluyor. Ha, farklı oluyor. Evet. Evet, farklı gibi. Oluyor. Aynen. Tosu farklı oluyor. Hamdöyle farklı oluyor. Evet, inekler biraz daha fiyatı cazip oluyor mesela. Bunun fiyatı ne kadar? Ona da ben 13.800 diyorum. 13.800. Evet. Bu yatan? Bu yatan da araya girmiş. Bu yatan da 14.000 diyorum abi ben ona. Bu biraz daha genç ona göre. Bu da inek bu arada, onu da belirtelim. Ama etlerini almış hayvanlar, gene yayılım görmüş hayvanlar. Erzurum malı ne doğrusu. Evet, Erzurum malı, Erzurum yayılım görmüş. Bu üçünü de satmışız zaten. Bunlar gitti ya. Evet, bunlar satıldı abi. Böyle daha ufak mal isteyen oluyorsa fiyatları tabii ki daha değişiyor mesela abi. Çünkü biz herkesi düşünerek malları getirdik. Parça parça mallarımız var yani. Küçük var, büyük var, orta boy var. Değişiyor yani fiyatlar.